Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Elmas'ın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bak onu seslemiyor. Koklaşıyorlar. Bizim bugün sabahleyin uyandığımızda şöyle bir köpeklerin havlamasıyla geldim arkadaşlar. Baktım. Sürprizle uyandık diyelim. Ayhan ekmek verdi. Geçen gün Gülağaç'a giderken ben o köpüşün yanına gitmek istiyor. Şimdi senin karayı boğar. Buyurun onlar. Arkadaş oldular. Gel. Zeytin seslenmiyor ki yazık. O da yavru bence sevgili takipçilerimiz. Yavru zaten. Gel Zeytin. Gel oğlum onu senden de gel. Senin ısındayım. Sahibi yoksa bağlayalım diyorum ya. Bilmiyorum Serkan Gül ne diyor. İyi de yakışıklı ama. Kötü oğluna bakalım. Baban anca sen tut onu. Ya tutma ben nasıl tutayım onu? Güne güzel uyandık. Oradaki halıyı seyredecek arkadaşlar bugün. Oranın orayı. Hadi gelin bismillah. Ayhan orayı dün yıkadıydı biliyorsunuz. Dün yetiştiremedik. Salçalarımı buraya çektim. Yağmur neyim yağdı. Şimdi üzerlerine birkaç kelebek kaçmış. Onları alacağım canlar. Biberimi sereceğim. Bu biberimi doğrayacağım. Çocukların halısını orayı süpürüp güzelce sereceğim. Çocukların gardırobunu yerleştirdim. Orayı bir göstereyim sizlere canlar. Burayı yerleştirecek arkadaşlar. Ayhan'la İbrahim yataklarını değiştirdiler. İbrahim ben orada uyuyamıyorum abi demiş. İbrahim yatağını oraya koyduk. Ayhan yatağını da buraya koyduk. Bir dakika geliyorum. Şöyle Ayhan hemen 2 dakikanın içinde sağ olsun bozmuş koymuş canlar. Yani temizlik gerçekten aranmayacak. Erkek çocuğu için hele hiç. Daha yeni yaptım. Görüyorsunuz hemen bir tişört almış. Hemen olduğu yeri bozmuş. Şöyle göstereyim canlar. Kışlık kazaklarını buraya koydum. Burada tişörtleri var. Burada eşofmanları, pantolonları var. Burası İbrahim Efe'nin kazağı, pantolonu. Burası da İbrahim Efe'nin. İbrahim'in bayağı kıyafetleri çoğalmış. Aslında yarısından çoğu kimini fermuarı boz. Onlar falan bir terziye götürelim diyorum. Yarısı küçük geliyor. İbrahim burada olmadığı için seçemedim canlar. Bir dahaki dağıttığında İbrahim'in hangisini beğenip beğenmediğini sorup yarısını azaltalım. Şöyle göstereyim. Tam net göstermiyor. Burada iş çamaşırları var. Atletleri. Baksırları var. Burada çorapları var canlar. Şurada Ayhan'ın iş çamaşırları var. Şurada da çorapları var. Şu dolabı da bu şekilde düzenledim. Burada kışlık montları var. Şurada da çantamız, valizlerimiz var. İbrahim'in kumbarası var. Bugünümüz böyle geçecek canlar. Hadi bismillah diyelim işe koyulalım. Bizimkiler kaçmadan hemen az bir iş var. Onu hallettireyim canlar. Arkadaşlar misafirimiz gelmiş. Annem Elmas evimde bir fırt duymadım. Yatak odasında çamaşır seriyordum. Şeyi kat diyordum, seriyordum demiş. Ondan sonra Ayhan telefonu açtı. Anne babaannem şey diyor niye duymadın? Çığırdım öpüş kere. Vallahi duyulmuyor ki. Kapısı da örtüldü ya. Serkan daha iyice gitti. Ben gördüm Serkan'ı. Ben Şahitcan oradan geldim de ben Nail'i sandım Serkan'ı. O gitmiş sen gelmişsin. Bak şurada gördüm. Şurada gidiyordu. Nail'e benzeyiyor zaten. Annesi de benzemiş. Ardından onu sandım. Şahitcan buradan girdim. Hiç de gelmezdim benim hayatımdan da. Olsun o yok zaten. Gözüm kesmedi şuraya dolanmaya. Bak kaç yılda dinledim zadim 20 yılda dinledim. Telefon açtın mı Serkan abi? Ben yürüyemiyorum. Annem. Ne o? Sen mi o? Öteye köpek getiriyor öteye. Oyuncak getiriyor bura. Kemik getiriyor bunlara. Pil hıtığından ben yürüyemiyorum. Da Navruz diyor ki. O diyor yamanıma gitsen demiştirin diyor doktoruna varsan bana şu güne imal verdiler. Ama ben de dedim ya sana. Beni rahatsızım gitsen diyor doktoruna varacağım diyor. Arkadaşlar annem ta 2 ay önce doktora gittiydi buna imal vermiş. Ben de dedim ki diyeydin de bizim derman öyle demiş. Benim gelme vesayetim yok. Hemen ertesi güne vermişler. Sen de desene doktora. Yavrum dedim ya doktora şey dedim koy imal verene.
Ben dedim o zaman adan hadi ölürsem dedim. Ben EMA açayım dedi. İşte anne o EMA sonucunu alacaktım. Doktora varıp diyecekti. Hocam şöyle şöyle EMA verdiler bana. Ama ben bugüne kadar nasıl dayanım diyecekti. Ağlarım çok fazla diyecekti. Sen gitsen diyor o doktora diyorsunuz. Varıp söyleyeceğim diyor. Bana şöyle şöyle gittiler. Diyeceğim diyor. Ya vallahi hiç işimiz bitmiyor diyorum da annem de nasıl işimiz varmış diyor. Nasıl işimiz varmış kaynıyor. Kaynıyor mu bari? Ben de bıktım. Ben kendimi yinemedim. Ben 15 gündür hastayım. Ben bir bakayım diye bunlara geldim. Vallahi diyorum bir kar yağsa da diyorum. Hiç Serkan'ın videosunda da dedim. Vallahi istersen izle inanma olsan. Bir dedim kar yağsa da eve bir çekilsek de dedim. Hiçbir iş bulamayacağım. Kar yağınca işine olmaz. Bir diyorum tetene al göreceğim diyorum. Serkan da gözümü korup diyor. Ne olur? Evde de boş oturayım diyorum, onu iş koyacağım diyor. Tendini öreceğim diyor. Bir çoluk çocuk bakayım neredeymiş diye ben buraya kendi şeyimle geldim. Bunlara demedim, gelin beni götürün de demedim. Bu arada bak bunları yıkadık canlar Serkan'la birlikte. Demirlerimi sildim, şuralarını bir kuvayla sildim. Birkaç gün sonra yemek vereceğim, davetim var. Ona hazırlık gibi bir şey oldu. İyi de oldu, tertemiz oldu. Şöyle havalar soğumadan ortadan çıksın kasamda gitsin hiç olmazsa. İçimde tasa sanki. İbrahim niye diye duruyor. Madem az kardeş gelmedi. Ne Ayhan? Kasma mı? Bilmiyorum ki. He işte kalmış i̇çeriye, havalar soğumadan. Dışarıya çamur çayla olmadan. Dışarıda bitir işini. 7-8 sofralık hazırlayacak. Konu komşu, eş toz. İnşallah Allah kabul etsin. Çocuklar şu bahçe işlerini halledim diye. Tamamen hayata havluyu bir temizleyeyim de öyle tertemiz kafamda şey kalmasın. Bahçenin işi bitiyor. Sen ne oldun herhalde? Benim bahçemde de bir şey yok. Evimde de. Ben işi bitirdim. Evimde de. Keşke bizimki de bitse vallahi bitmiyor. Biber olmayınca domates olmayınca evde bahçede ne olur? Yorduk yedik sonra koyduk. Bir de biz boru çıkardık. He biliyorum. Bozduk. Annem gelin doğalgaz boru ama ne doğalgazı. Kanalizasyon boruları yoğdu da onu da şeye bağlayacaklardı. Lağım şeysine onun için söktüler herhalde. Hayatı boşa çıkardı babam. Ya, kaç gündür o da öldü. Babam o zaman ta o zaman yoğdu herhalde biberi. He. Hayatı boşa çıkardı. Kaç gündür belediyeye varıp geliyor bu yarın. Gelmediler, duruyor öyle. Kendi işin olsa, bir solda idem var. Kendi yapacağı işini yaptı, yapmayacağını da, ustanı yapacağını da çırdı ustayı yaptırdı. Ama o gelmedi ki yapacaklar. O da nasıl dalanıp duruyor. Kendi işin olsa yapan bu. İlle işin oldu mu bir il can isterse gelecek. Ama ötüğün vardı babam belediyeye, hemen demiş başkan bu iş yapılacak. Hani ya? Ondan sonra da kepçeyi bozmuşlar, kepçe tamire gitti dediler. Evet. Pazartesi senin iş dediler, dünyada iş gelmediler. Dün yine belediye başkanına telefon açmış babam, ben onlara hemen dönüyorum demiş. Hele döndüğünüz ha bana nasıl geldiler? Bana da yazmışlar, kapının çok çamur oluyor. Bir şey çamur döktür diye, ipte kopacak, uydum su diyor. Şimdi ben çomağımı açtım, yine kopardım bu ipi. Efendim boğumuz da ağır ya. Öylece biz de şaşkınlık. Bir halım, iki halı var oyunacak. Yıkamacıya verilecek, soba kurulacak ama. Ben de dünyanın ayağını yıkattırdım vallahi, daha orada duruyor. Kaç gündür orada durur. Benimki bir odanın halısı. Bir de mutfağım, bir de salonum. Kucucuk kucucuk. Benim halkam vermiş de. Vallahi 350 almışlar, 400 lira diğer manakla. Geçen ben baharım yedim de 400 lira para aldılar. 3-4 tane halım yedim bir şey değil diyordu. Seslen var, görüyor musun? Onu yiyor ha. Ekmek yedirdi zabana bir onu poşet. Onu yiyor ha ondan. Ayhan 3 oldu, dur bari şey çiftlik kuracak. Ne yapacaksın Ayhan köpekleri ne ya? Mi? Adamın bakacağı bir köpek. Başıma yığıyor galiba. Ekmek kopsaydı galiba. Esal mı?
Ekmek olmuş 7 lira, 6 lira. Ne yapacaksınız abiyle kopak çorba? Ne bileyim ayağını işlerim. Kopak... Ya olursa abi çıkar bizim video izleyince. Kopak çuval diyorsunuz. Kopak kim ninesi de sahibi çıkacak? Sokakta dolu. Bizim mahallede dolu vallahi kopak. Kopaklara mama arıyorum. Vallahi bir ay gitmiyor. Ne olasın lan? Vallahi. Hiç tüy yok. Onun birini koy yeter. Ben böyle hastalığı ömrümde görmedim. Bir Türk kahvesi yapın da içerim annemle karşılıklı. İçeri gel diyorum, ben üşüyorum diyor sanki. Dışarıda soba yanıyor. Ben şurada sıcak, ben üşüyorum. Ya. Vallahi bu sefer de eve tıkmadı diller bak, gel eve. Pissin be, ben canım istedi mi tıkmasın, kendim yine giderim. Aa öyle ol işte, hadi gel. Ben girmem sıcak. Ben bir kahve yaptım arkadaşlar. Türk kahvesi, balkonda içelim. Biraz önce Serkan'la Nescafe içtik. Şimdi de annemle Türk kahvesi içelim. Burası esiyor. Gel şu kanepede otur. Orada soğuk. Allah'ım yarabbim. Böyle annem inatlaştı arkadaşlar. Vallahi ben soğumuyorum ana. Sen unut da şu masaya şeyin var. Tabunuz böyle koyayım, öp dedim. Temizlenmiş hali daha mı? Şu şey diye ne ya masada? Pestil. Ne? Pestil, erik pestili. Dün yaptım. O neyden oluyor? Erik, ceviz. Kuruyacağım, öyle rulo yapacağım. Kenarına getirdim ama. Dalına bak bak, maya. Ben bilmediğim şeyi yemem, getirdim. Maya boşu. Daha kuruyacak da kenarına az kurumuş. Ayhan didik demiş herhalde. Bilmediğin şeyi olur mu? Bileceğim. Eriği kaynatıyor. He. Cevizine. İkrayın ağzına koyayım diye aldıydım. He. Onda 2-3 gün ekmeğine uğraştık. Koyan dolmam ağzına. Kara erik. Kara yeri, şu şiir var ya. He, babamdan almışım şiirleri ondan. Ona ne yeri diyor mu? Can eriği mi? Yok yok. Can eriği değil. Papaz eriği de değil de. Kara yeriydi işte. Böyle bunun bir adı var da aklıma gelmedi. Bak bak seveceğim. Tamam ondan adam götürmüş ben onu. Kız kötü değil ki de adı. Ben bilmem elmas, ben bilmem. Kız kaysa gibi ısıtır bir. Abi sanki bunu zehirleyecek arkadaşlar. Ama ben yemem. Çok tatlı. Değil. Yiyin. Hayır, kayısı gibi. Tatlı değil ama beş gündür es tatlı. Eriği kaynatıyorsun şekerine, içinde bir şey yok ki. Koy yemeyi sadece, denen sen. Koy koy, ben kahve içeceğim, şuraya koy. Ceyhan onu kurbeden gider. Şekerden kaynatıyorum, işte ceviz atıyorum, tamam mı? Bir şey yok. İyi de daha ben sevmem. Tam rüzgara oturmuşsun. Bir oturayım anam. Şurada vücut da şey. Salçalar da sonradan oldu. Biberler. Kendini yenik taşıdığı gibi ucunu buraya götürüyor, ucunu oraya götürüyor. Ben salçası mı? Biberle domates karışık. Nuracan bu nereye oldu? O kine dolayı yağmur olunca yıkayan dolayı. Ayhan zapağın üstüne dökmüş, Serkan bana kızıyor, biz iyice çalıştırıyorum. Ama ne öyle yetiştiremiyorum tek başıma. Koşma yumuğum. Başıma mı yiyorum diye. Öyle de dedim, kızıyorlar. Korkusuz diyorlar Serkan. Görmedik avlatsın, dolduruyor, hep mi yiyor diyor. Adamın yiyeceği 5 kilo patlarına salça diyor. Doğru konuşuyor da. Gözümüz doymuyor. Ne edelim olan şey, ya çöpe mi atar mı oldu? Sen atar, niye atacağım? Deli oluyorlar, hep satın bize dedi. Kargoyla ne kim uğraşacak? Niye atacağım? Almadılar mı, geri dönüş yapıyor mesela.
nereye toplamayanlar da var. Bir de ev yapımı biliyor musun? İçinde katkısız kendi doğal şey. Valla en iyi katı aklıma gelmedi. Valla ben de bilmiyorum, adım da bilmiyorum kendini. Kendini biliyorum. He, kara erik. Çarlıstan değil de değişik bir adı var, gelmedi neyse. Ay, premier var mı? Hı, üçte gelir, saatimi de çıkardım. Altı çıkmış herhalde, bakalım kollarım ne gitmiş. Kordon çıkmış herhalde, zedeleyiyor, bakalım. Kaç gün ekme gittin? Altı. Ne gittin zaten? Vallahi bir gün gittik, hamur yoğuruyor zaten. Onu sonra gece kuracak diyorlar, orada yatıyor. İki gün gelmiyor mu bir ekmeğe gittin? Bir anneme ettik, bir dermana, bir de bana. Altı bunu sordun. İki hamur, iki de şey, bir hamur, bir ekmek, iki. Yapacağım, öyle böyle ekmeğe gittim. Esta. Sana işte ya. Ya zaten dedim ki, sana da dedim ya. İşte vallahi ben annem, ben Allah da şahit, hiç yan yana geldikçe konuştuk mu bu konuyu? Ne dedim ben sana? İlk aldığım ekmeğe ne dedim diyorum sana? İyi geldi. Bak, niye öyle söyledim? Serkan duymasın dedim hatta öyle. İyi geldi. Anne dedim, ekmek yani pişirmesinde sorun yok ya da tadında, tuzunda. Pişirmesinde de var. Lavaş adam ağzında aynı toplanıyor. Bereketsiz oldu gibi dedim anneme. Anneyi aldım da dedim, vallahi hiç de memnun değilim dedim bak. He, vallahi ittirme dedim buna da. Hatta dedim ki sana dedim, hepimiz bir olalım şöyle bir gidelim, satın alma dedim. İyi valla dedim. Bak işte yüzüme dizsin. Bir teriz ideciydim. Sen yalan söylüyordun yani bana. Tuzumu ıslattım, tandırın başına koydum, saçmamı hazırladım. He. Sonra da ötekiler şey gitmediler. Valla benim de bir sorun bittir yok dediler. He. Sonra da özümün ardına gittiler bana acık. Anneme dedim, arkadaşlar aldım kaydım, dedim ki anneye dedim aldım, hani mecburiyetten aldım da dedim. Vallahi dedim hiç de sevmedim dedim. Bu da niye dedi hatta. Ben dedim ki şöyle iki suladığımı bereketsiz gibi ne bileyim. Hemen aldım ödem gidiyor diyor. He, kendi ekmeğe uymaz ya. O bir torba gittim eve kaydım. Serkan bana nasıl kızıyor, hep bana ittiriyor diyor, hep kendim yoruluyorum diyor. Bir daha bir ekmek lavı çıkar ben sana biliyorum abi diyor. Abi geleceğim diyor. Seni sakın ekmek lavı duymayın ağzımdan diyor. Ben zaten yiyorum diyor. Sen gibi olsan biz yiyorum. Babam da diyor, ötüyorum. Ekmek ettiğimiz bu Serpil on ekmek sulamış. Beşini kendi almış, beşini de bize getirmiş. Ekmeğe geldi mi abla? Ne yapayım? Neden su getirmiş? Biz ekmek ettik ya Özlem'in evinde. He? O bunu on ekmek sulamış. Orada? He? Ha, ben de kendi evinden sana sulamış sanıyorum. Beşini ben almamış, beşini de kendi götürmüş. Götürdü. Babam da gibi dedi, şimdi anlayacağım bunu yeme uçmuş. Hepsi bir abi. Özlü mü? Elinizde koyunluk atmış Özlem, ne alanda. Nasıl ekmeği oldu diyor harcapla. Ekmeği oldu. Çarşaflar gibi açıldı diyor, ah arkaya hiç sadece daha kaynanan durutmadık diyor. Ondan sonra babam sevmiyor. Babam da her şeyi mahana buluyor. Bazlama canım istiyor diyor, gidiyor. Bu sefer de gidip beni bu bazlama hastalandı. Adam bazlama hastalandı. Göre gitti, tünyer, telefon etme gittiler şeye, Zeliye'ye. Göre gitti. Aman beni yiyeceğim. Ben böyle bilmem diyeyim, o mu diyor, bana şişkinlik veriyor diyor. Halbuki bir şey var, onları böyle yedim, insana hiç şey etmiyordu. Hiç dokanmıyordu insana, hani koynuk atmışlar, buzu ne de kar erirdi. Belki hiç tuz yiyordu. Tuzsuz ekmek yiyordu. Jones diyordu ama. Kaynanam böyle derdim, belki videomu izledim. Yok. Bana video kim gösterecek? Ekmek videosunda kaç kere söyledim. Kaynana böyleydi, ışık tuzlu su ıslatır dedim. Ondan sonra çişme suyuyla dururlar gibiydi. He, canımın turuşuydu. He, annem nasıl yemeyen oldu elmasında ışık tuzlu belli olsaydı o su ıslatlı olurdu. Yok, tuzlu ekmek bilmez, o iyi olur. Sanki uçtu efelik mübarek. Sabahın yedisinde kurduk, iki buçukta kalktık. Valla annem diyor ki elmas aynı kendin gibi işim be diyor. Bir adamın kendi nasılsa işi de öyle. Yok kız, onunla da alakası yok. Annem, Leyla annem her işi canı görür yazdık. Ekmeğe tepe olmadı, açılmadı. Ben ekmek de açılmaz diye. Evet. Kollarımız düştü, bir hafta kendimize gelemedik. Şuralarımızdan kuruş kalktı. Bizim aşırı diyor ki bunun ekmeği diyor. Açamam diyor, ufacık bir bazı tutar diyor. Ama niye sen sabahdan kurar, akşam kalkardın? İşte, İki torba yiderek. Yiderek de.
Ötünü Özlem'inki de 2,5 çuvalıydı. Diğeriz unudu. 5'te kalktık, 5'e kalmadı. Vallahi biz de uçtuk hiç. Annemkinde şöyle şey ileyen boşaldı mı deli oluyorduk ileyen boşaldı. Benimki daha kalkaya gitti, uçtu belledi vallahi adam. Böyle car oldu, nasıl oldu bilmiyorum. İşte biraz öyle oluyor. Hatta şeyim tuzu kıt olduğumda akun taş aldıydım bir torba. Onda şey gitti bayağı bozulur gibi oldu. Sonra hep geri benziledim. O da pek güzel oldu. Tuzu yoktu, hiç tuzu yok. Gözüyle oldu. Düzlekma beyim. Tuzluk da tuzlanıyor. Erkun. Neyse dinleyin. İkisini yan yana koydum. Bana bir tane takipçi yazmış. Belki diyorlar Uğras'ı ayrı o kadar olmuştur. Vallahi Uğras'ı içinde karıştırdık arkadaşlar. Ayrı anlaştık. Bana dediler ki Uğras'ı ayrı olursa 2000 lira. İçinde yani olursa. He. 2000 lira. Uğras'ı ayrı olursa 2,5 bin lira dediler. Hatta ben dedim ki Serpil ablama bana dedim hani torbası bir torba olsa gitmez dedim. He. Uğras'ı ayrı olsun o zaman abla dedim. Uğras'ı ayrı 2,5 bin lira para aldılar. Daha bir de Serkan'a varınca demişler ki bize tatlı parası ver elemeye. Nasıl pismiş onlar. Vallahi bak. Vallahi Serkan der ki bu 3 milyara mal oldu senin bu ekmekler. Bir şey diyorlar. Bak. Bana bir tanesi yazdı sen onlar karalayın ekmeklerinden. O zaman adam gibi yapsınlar. Kul hakkına girmesinler. Mesela gözün görmüyor sen ona bir torba diyerekten inanıyor. Küçük beziği bir torba alsan 2 kayım ekmek olur diyor annem. Beziği küçük tüncü diyor. Gördün mü? Yazık sonra gösterim aşağıya. Şerbete vermiş. 2 liraya vermiş o. Uğras'a içinde mi? Ya bir torba Uğras içinde. Uğras içinde 2000 lira dediler. 3'e diyorlarmış. 3'e de bu 2'ye vermiş. Aman 3'e etmezlerse 5 etsinler. O vallahi yine diyorum yine. Ben hani bak kulaklarına girmek istemiyorum. Geldim onun gelince ekmeğim bildim hız olduğunu. Önceden bilmiyorum Allah var. Yan yana bir şey ettim, birini bir yere kaydım, binde bir yere. Mesela bizimkinin bezli kocaman. Bir bezi ikiye bölünce daha çok olmaz mı gayrı? Şöyle onların ekmeğini suladım da şöyle pişmemiş gibi. Tandır kokusu yok anne acı. İyi ekmek iyi de. Şepe gibi, şöyle çerezir gibi. Bizim şepe işte, biz şepe deriz ona. Sen yanımda otur, ben şu biberimi bir doğrayayım arkadaşlar. Serkan, üşüyorsan şuraya indirelim ayvana. Şuraya inelim o zaman. Ben dondum lan. Güneşin anına inelim. Zaten benim de bilim şeceket giyeceğim. Ben donuyorum ben aşağıya. Annem yanında otursun ben doğrayayım arkadaşlar biberimi. Niye doğrayayım? Niye doğrayayım? Yerim yok mu? Sen arkalarını keselim. Olsun. Salçalarımı karıştırıyor arkadaşlar. Sizi de şöyle aşağıya alım. Dört tane aldım. Şu yarın yemekleri de şey diyerek aramayalım diye. 700 milyon para verdim. Altı benim ayaz ya. Ondan şey diyor ya, carı çekiyor. Bura biber serince de carı kızardı. Sıcak sıcak. Ötelere bakarak da. Sıcak oldu onda. Altına ileyen getirseydim. Unuttum. Şimdi bunları doğranıp kurması lazımdı. Araya ekmek girdi arkadaşlar, yapamadım. Daha herkes hepsini kırıyor. Şu şeyi getirip onu atalım. Arkalarının pasağını da. Şunu atalım. Sıcağı kendimiz bir verelim. Bazı onu üşüdük bağında. Doğru mu üşüdü ama? Yararsız insan. Kılıç soğuğa dayanabiliyor.
yapacağım. Aa, elin eldiven giy, acı. Şunu da oraya koyma o zaman. Kestim onu hadi. Serkan gülle doğrayıyorduk, kaçtılar diyor. Bu öyle işleri akşam yapacağım. Gündüz başka işini. Patates içeceğim işte, iki işim kaldı. Bu iş akşam da olur mesela, akşam kıyan sabahına dökülüyorum güneşe. Geçen işte hepsini şiittim, çatazladım, oturttuydum. Ayhan'a, İpbuş'u, Serkan'a. Icığı, kellesini kesti, icığı, şişini. Annem bile doğratacağım hep. Allah razı olsun, yardım ettiler, çoğaldı biberim. Bu sene ben biber ağasıydık. Bir yılda bize vermedi Allah, tövbe estağfurullah. Bir yılda da işte çok değerli bize. Zaten bahçen küçük sen. Küçük bir şeydi, o da pek şey etmedi. Önümüzden 400 almış, iyi bir salça, biber salçası, bir diye ne demek, 400 lira ömürüm de bana. Niye onun kendisi yok mu da? Yok onun salçası. Domates olmamış büyük onun. Ha. Biber de kurutuyor. 400 aldım tatlarını. Vallahi bedava almış. Ne o da iyi salçadan şokup kurumuz kan geliyor. Nalan da bunlara saklıyormuş. Patlarını. Evet. Çürük iyi. Ben ederim bunlara da gelmiyormuş. O çürük ha. Sulanmış. Onu da havanı vurdum, biberden, domatesten uğraşın kurun mecbur olunca. Bozulacak hava. Çoğu biberi bir şey ettim ben bir sene. Kumesin damına ser, tavuşucuk var dediler, tavuklar çıplar diye o zaman dışarıdaydı. Anam birden geldim, bir acıdım, rüzgar aşağı atmış biberlerim. Hep doğradıydım, kurutuydu, emeklerim hep boşa gitti. Toplanacak yer olsa da toplasam, söyleme sahip tavuğun şişin içine düşmüş. Öyle israf olduydu. Bu olalı şunun kenarlarında bir şey yok. Çürük diye alıyor. Ben çektim bunu da şöyle. Ne bileyim anne, çürük değil bende. Bunu ben mi attım da? Demin ki attı. Attı oğlum, bir şey olmaz. Besimin de vardı, diler de bunu. Bir de daha kırık var. Bunun kulağım tutmuyor. İşte boğazımın deliği yanıyor. Ben işte öyle hastalığa tutuldum. Daha kurtulamadım. 2 hafta geçti. Kapsız tüpsüz geçiriyorum vallahi ilaç almadan. İlaç da fayda etmedi. Bir yandan hap tuttum, bir yandan hasta yattım. Omuzlarım ağrıyordu. O da ekmek dermiş. Bak. Kesildi ince ağrısı. Gayet mertten oldun sen. Hamla mı sık demek ki? Şuradan bir kuluş dikildi ayhan. O olay işi bitti çocuğum. Erkun ben de şöyle dönemedim de Hacer'e 2 tutturdum. Serkan bir diyor. Seni şeye götürürüm de bir uhalasın diyor inadına. Bekir abi dermiş ya şu Keban'ın kardeşi. Kuluş kırarmış ya. Ne yapalım? Yok kız Bekir abi yapıyormuş.
Çıkırdı mı yapalım? Onlar oralar kurur. Maşallah nasıl sıcak var arkadaşlar. Bura yanıyor yok artık oluyor. İki türlü bir şey var canım hayatım. Arkanın köpeğine bak hele. Bir bu yesiydi. Hayatta. Yeleni bağlansız. Vallahi. Sabahın dövüş dövüş alır ekmeği kim alacak diye bunlara bak alacak öyle tutunmayın olsa. Sonra ekmeğine suyunu yiyinler. Ne yapsanız üç tane kopya. Şu devirde bir kopya bile bakamayız. Kendine bakamayız. Esra şeyleriyle, kafesleriyle birlikte dışarı atıyorlar daha. Vallahi. Televizyonda koruyor. Ne yapsanız? Şunları ayetlamadan atmaz. Olsun. Demin de öyle şeydi de ben şey diyorum kesiyorum. Sen seni dışarı. Allah çok şükür ya Rabbi. Bin şükür Allah. Her şeyin işte zamanı var. Ayhan. Geldim. Orada ailelerimiz bir getir annem. Pul ver ileride. He. O değil o değil. Kırmızı biberi. Doğranacağı. Hadi sen de gel de doğrayıverelim. Ben saklayacağım. Annem onu bir doğrayalım da öyle çal. Sıcakta sopan yoğursun. Fanyo yap diye iyi hoşuna gider işte. Köpeğim duruyor gitme ol bak. Sabahına bir ekmek verdim. Evet, vallahi köpekler nasıl sağdık. Bir ekmek veriyorsun gitme ol. Tabii. Ayhan bunun altına bir ilen getir oğlum. Böyle bilim ağrıyacak. Aşağı evimizden getiriver. Yukarı çıkmazsan. Unutmuşsun. Yukarı daha kolay anne. İyi canım nereye kolaysa oraya getir. Bilimin düzeni yok vallahi git. Bu sene dedim bir kitlenmeden vakit geçti dedim ya. Kışı bekliyor her an. Beni uyarıyor aynı çala saat gibi. Birini öğrenecek de hiç oturma yok, dinlenme yok. Cumartesin yok, pazarın yok. Her gün ev işi, dışarı işi, ev işi, dışarı işi. Yani bileceğim kendime bazen de tatil. İreş beller gibi bir ineğimiz tanımız yok. Vallahi onların gördüğü işleri hep görüyor. Çalışıyor mu bir de? He. Ben arkamı döndüm orada. Kusura bakma da. Yok canım. Dönüp değilsin. Sırtıma unece verdim. Dönüp değilsin ki. Vallahi evde o sandım. Yata yata. Elim bıçak yasa bir cihazeden yanıyor şu an. Ne zaman? Öpüyorum. Ha ben de hiç diyorum sandım. Videomuzda ses çıkmasın. O zaman konuştuğumuz anlaşılmıyormuş. Bu bayağı pörsümüş arkadaşlar çulun altında dura dura. Böyle oldu mu iyi oluyor. İki günde kuruyor. Beni gördüğün nasıl geliyor bari? Yerden ekmeğe. Seni gördün mü şey diyor bak hala diyor hayvan. Vallahi insanlardan sadık bu hayvanlar. Beğenmesinler dursunlar hayvanları. Bak tek bir ekmek içirdi Zaban'ın Ayhan. Gitmiyor. Arkadaşıyla gelmişmiş. O gitti bu kaldı. Yan var bir yanda. Bir daha vardı ikisi bir gelmişmiş. Hmm. Ayhan ikini korktu ben ısırdım ne dedi. Serkan da diyor ki bu diyor. Bulya diyor ısırdı mı bırakmıyor da Ayhan diyor. Hmm. Sonra ekmeğine şeyine şatafladı. Bak içinde kalmasın diye boşur. Nem yapmadım ama yemeğe yok.
Senin de var herhalde iyi de. Kavanozlarla yap dedik ya. Var canım. Ben de yapmadım ama ne yapacağım? Yemeğe yok, görmeye yok. Biz de yemeğe huzurlu masraf. İdris zaten şekerlendirdik. Sizin herif şekerlendirdi. Şimdi desendir ki getiriyor mudur? Getirir, açıncılar inmiyor, telefonu. He, kullanıyor kullanmayınca. Parlanabiliyor. He. Bunlar bir şeyin içinde doğru. He. Salça zahmetli iş, zahmet istiyor. Ama ne olacaksın, zahmet çıkmayınca da yemek yiyemiyor. Yine salçaya ait lo, çektirip geliyor. Bu iyice uğraştırıcı. Kaç kişiyi oyalıyor? Çok bir çıkmıyor salçalıktan. Çıkmaz onda. Ben koca bir ileyen kuruttum. Sultan abla diye ablamız vardı. Tek 700 gram çıktı. Bir kilo bile çıkmadı koca bir. Şu ileyen vallahi yarısı kadar doluydu. Çıkmaz onda. Sade ondan istedi. Salça da ne? Salça çıkardı. He. Toz bir çıkmıyor. Orz beden mi kuruldu? He. Bahçede bir şey işimiz kalmadı pek toplanacak. Çocuk maydanozum var onda önce 2-3 gün sonra değil mi yemeğim var ona toplayacağım, ayıklayacağım. Patlıcanım var, pırasam var onlar da pek tavuklar yemez diyor. Benimkiler filik ya da. Gayrı salım diyorum tavukları. İlk saldığın gün şura alıştırma buradan kişiyle. Nere? Şura. İlk saldığın gün bu yanına salma onu da dur belletme burayı. Geliyorlar hani. Ne kadar kovalasan kovala. Bizim arkamıza çıkıp geliyorlar. Onun sonra sıcak oluyor her hafta yaz. Bura bir pisleme ziraatları gelmiyor. Gidim kutudurma kapı yaptıracağım. Şuradan yine giriyor. Kapının alakası yok. Şimdi sobamızı kurduk. Serkan yatak odasında kuralım diyor ama orada dursun bağlım diyor. Bizim oranın borularını Ayhan kendi odasına almış. Odasını Ayhan. Aşağı oda yaptık ya hemen. Orada yatacak. Yok ya ne yatmaz saç çalacak. Orada ne olursun çocuk? Git ya yatıp ne etmesin orada ne yatacaksa diyor. Çalışıyor ya diğer saç çalıyor. Yatağı var şişe var. İbrahim illa zobaya kurun ben üşüyorum diyor yanan İbrahim. Ben oğlum kapıyı peceyi örtüyorum ben donuyorum. Sen de üşümezsin. Hiç üşümeyen kişi titir o vallaha. Kanım yok kanım. Ameliyat oldun ya. Ayaklarım çift demiriyor bu dünya dondu da. Bak bizim ilk ay yani senin gibi hiç söyleme sahip atlet bile giymezdi. Şimdi donuyorum diyor. Doğuyor mu valla? Düşümezdi. Kırmızı çorapları buldum da giydim. Şimdi çorabı bu. Pembenim. Aşırım. Misafir vardı bizde. Hey haberim var. Arkadaşlar biz bu şekilde biberlerimizi doğrayalım. Sizleri de fazla sıkmayalım. Biraz sonra bahçemin patatesini seçeceğim. Karnımızı falan doyurduktan sonra
Şöyle bir cana gelelim çay içtikten sonra. Hava kararmadan inşallah onu da seçerim bugün. Pek bir işim kalmıyor ondan sonra. Yarın da söylediğim gibi maydanozumu falan toplayacağım. Yemek hazırlıkları yapacağım. Ne zaman işim? İşte birkaç gün sonra. Maydanozu neyim toplayayım, ayıklayayım. Hazırlayayım. Domates, biber ne var? Hana şey yapmadım. He he aynen. Gitmediniz. İkinci biber alacağım mesela. Yo benim biberim dolu. Dolu mu? Aşağıda. Biz hep topladık bir bahçeyi. Ana. Aşağıda dolu. Bir kıyma alacağım tamam. Sevgili takipçilerim acıktık. Şöyle sulu patates koydum. Pişe dursun. Kayınvalideme üzüm götürüyorum. Beraber yiyelim canlarım. Bu arada salçası yokmuş. Bir bidon salça vereceğim anneme. Benim ev yapımı salçalarım gerçekten çok güzel. Bu geçen seneki salçam. Taş gibi. Bu arada kıyma çıkardım canlar. Yumurta, kıymalı yumurta yapacağım. Belki sulu patates sevmeyenler olur. Bunu da çözüldü. Şunu da köpeklerime ayırdım. Bir tane de salata yaptım. Tuzunu atmayacağım. Biraz sonra yemeğimizi yerken atalım. Kahvemizi içtik. Cezvemi de oraya ıslattım canlar. Şimdi gideyim. Patatesimi seçeceğim. Yemeğim pişene kadar. Annem de biberimin sap kısımlarını kesiyor. Bu arada çamaşırım var. Serilecek. Beyazlarımı serdim. Onlar toplanacak, bunlar serilecek. Bir sürü iş. Bunlar artık toplanacak, rüzgardan kurudu. Yoruldun mu? Yok. Vallahi yapma yeter diyeyim ama aynı Leyla annem gibi durmuyor arkadaşlar. Ne iş koruyorum da sırtım. Eldiven ışıydı da acımasın bari. Sırtımda düzlük mü çekiyorum? Ben de yemeğim bir şeyden azıcık patates seçim. Yine karanlığa kalırsa çürüğün çarını göremeyim arkadaşlar. Annem üzümünü yiye dursun. Ben de patatesimi seçeyim. Ayhan telefon açmış da telefon ipuçun yanındaydı. Abim arıyor diyor. Neyi açmış? Babaannem can üzüm istiyormuş diyor. Bahçede varsa bir üzüm getirdim. Kestik Ayhan'dan. Köpeklere de bir yemeğini getirin. Arkadaşlar. Ben şöyle bahçemin patatesini seçeyim birilerine. Vallahi birim de beni uyarıyor. Kaydım kayacağım diyor. Geçiyor. İnce bunu hava karanlıktı mı çürüğünü çarını göremiyorum arkadaşlar. Yemeğimi koydum orada pişerken dedim ben de şöyle patatesin irilerini seçeyim. Ufada nasıl olsa seçilir. Akşam şey ettim üstüne halı örttüm sevgili takipçilerim soğuk almasın diye. Havalar artık soğudu. O gün biz patates topladık ya içinden bayağı birkaç tanesi soğuk algınlığı da varmışmış. Soğuk almış yani. Köpüşüne zeytine yemek verdiydim. Çıldırdı vallahi yemeğini şey alacak diye. Yeni gelen köpek. İlk gün koklaşıyorlardı. Ortaya yemek gelince iş karıştı. Ortak çıktı yemeğine he. Ya ben koyarım vallahi.
yolunda. Burada işte demici koyaya da iter, yaban koyaya da diyor. Sen su verdin nasıl içiyor? Göster bir göster yine köpeğe. Şu kayalardan gelen var ya, onu da şuna bağla. O, onu kıvaladım. Tasma bulamadı. Tasma bulsan bakacağım. Köpek yeni geldi. Sahibi kimse gelsin. Elması hayatımın evinde. Buradan götürsün. Öyle dersen herkes gelir. Gelsinler. Ne yapacağım ben? Benim köpüşümüne zeytinim yeter. Hiç olmazsa bir adam geldi mi belli diyor. Nereden biliyorum bunun havlama sesinlemiş duymadın. Bir hayvan geldi mi belli diyor. Ötün şu hatça komşumun havanına eşek girmiş. Vallahi buraları yıktılar. Eşeğe koruncu. Hatça'nın, Hatça'nın en kızın lafına da güleceğim. Diyor ki dağdan ineni bağlasın ayağım. Gösterdin sabahına. İyi. Sabahına göstermeseydin. Sabahına göstermesem mi? Göstermesem. Bizim köpekler yıktı buralarını. Ben de neye havlıyorlar ki diyorum. Buna havlıyorlarmış. Gelmiş. Sen de nasıl işi diyorsun anne? Ayhan. Nerede? Şeyden aldığın torbalar nerede Bayram abinden? Getir de bir dökün getir hele. Torbayı aç da bir dökün getir. Ben bilmiyorum ha. Şu değil mi? Bak benim işim gücüm var. Hadi ben patatesle uğraşamam. Benim de işim gücüm var. Çağır İbrahim niye böyle oyun oynuyor? Kavga etmeden getir bak. Çocuğu ustalandırma bak. Anne seni çığırıyordu. Köpeği görmedi o. Köpeği değil de gelir kendi. İbrahim. He. İbrahim. Gel de. Sana sürprizim var valla. Kapıp gel. İbrahim hasta olduğundan ona kıyamam arkadaşlar. Yani onlar bana kıyar da. Ben onlara kıyamam hiç. Bak birbirlerini öldürdüler. Sanki ne iş görüyorlarsa bana. Anne, şiir, geçen Serkan şiir gösterdi bana video, resim. 2010 yılında vefat etmiş Ali. Kaç sene olmuş? Dayımın Ali. Onda Serkan'a diyorum ki keşke diyorum o İbrahim'in adını Ali koysaydık diyorum. Hem annenin, dedesi, babasının adı diyor. Bana ne? Bilmem mi? Bu ne? Hasta ne oldu? İyi. Hasta ne olmuş adam?
2010 yılında vefat etmiş. 13 sene olmuş. Ne yapmışlar abi kopeyi? Ağrıyor. Gel ay, oğlum. Ah İbrahim'e bak hele hiç korkar mı? Vallahi oğlum eliniz ayağınızı ne mıstırır ya? Ooo. Ben... Kapatayım mı sen? Aç da dökün abi. Sen aç abim döksün. Kafamı gösterdim. Vallahi işten çıkamıyorum ya. Arkadaşlar görüyorsunuz çocuklarım çok isteyerek iş yapıyor. Hadi hadi. Hadi paşalarım benim. Hadi aslanlarım benim. Ya çabuk öyle eve açılır patatesin çuvalı. İbrahim, İbrahim öyle büyük bir büyük torbayı büyük. Torbanın ağzını büyük. Ağzına. Şu ağzını tut orada. Şöyle iki tarafı tutacaksın şöyle. Şöyle. Ha. Ayhan sen de şöyle dökeceksin anne. Bak. Sen de şöyle dökeceksin. Tek elinle tutulacak o. Sen şöyle tutacaksın arkadaşım. Sayın arkadaşım İbrahim arkadaşım. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi şunları da boşalt şunları. Şunlar, şunlar, bunlar. Beni üç kere doldurdun mu bir kere oğlum, bir şey yok. Ben gelemem. Benim işim var diyorum bak. Yine beni oyalıyorsun bak. Çalışmıyor diyorum. Ben gitsem kim yapacak? Hadi bu işler de bitecek. Onu sonra elime kına yakacağım arkadaşlar. Ben biraz sonra onu gezeceğim. Sana kışın da işin bitmez daha, korun. Ne öğreneceğim kışın? Bulun sen bir işler yine. Aa bu kopya beni çeker mi? Kız oturuyor bak hele. Anne evi araştırıyor orada. Sevdin mi İbrahim? He. Senin sevmediğin hayvan var mı da? Yok. Herkesi sever İbrahim. Tamam doldu anne bu. Bir sıkıcı doldur İbrahim döksün içine. Evet tamam. Ben sonra gezdirir de beni çeker o. Gezdirme neyim yok sen dur bir. Neden? Cibuma. Arkadaşlar hemen bir torba doldu. Ben bu şekilde patateslerimi seçeyim. Zaten yarısından çoğu çürük. İyilerini alalım. Kötülerini de ineklere verelim. Bana kolay gelsin. Takipçilerim biz yemeğimizi yedik. Patatesimi görüyorsunuz çok güzel oldu. Biraz suluydu durdukça koyulaştı. Şimdi çay demleyeceğim. Bir güzel videomun daha sonuna geldim. Yeni yeni vloglarım için Elmas'ın hayatında kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Buraya yorgun bir elmas bırakıyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah dinamik bir şekilde karşınızda olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Elmasın hayatında kalın.